Bizim evlatlarımız vatan için hepimiz ölmeye hazırız. Bizim için vatan kıymetlidir. Onlar üşürken de bizim sıcakta durma vicdanımız götürmez. Burada nemimiz var, nemimiz yoksa askerimize, polisimize, canımızda, malımızda feda olsun. Bütün askerler bizim evladımız. Bütün askerler, bir tek Fevzi Altınayak değil, bütün askerler bizim evladımız. Bir yeğen verdik, bu saatten sonra bütün hepsi benim yeğenlerimdir. Hepsi Fevzi Altınayak'tır. İstediğimiz vatan sağ olsun kardeşim. Gurur duyduk. Yani ülkemiz için, ülkemizin çocukları için, bir Ilgınlı olarak, bir Yörük köyü olarak, bu Dıraklı olarak hepsinden gurur duyduk. Şeref yani duyduk. Hep çocuklar yani buna hevesli, seve seve, isteyerek. Hepimiz hazırız yani. Bir Fevzi Altınayak değil kardeşim şimdi. Yapacak neyimiz var? En son evlilik vardı. Vardı ama kısmet değilmiş. Bahar'ın izine gelecek. O evladımıza da, o da bizim evladımız olmuştu. Üzüldük ama elden bir şey gelmez. Yandık, yıkıldık ama tabii bu öteden beri var yani. Demek ki sırası gelmiş. Ha, boynumuz kıldan ince. Ha, buradaki askerlere de. Yani bu Anadolu'nun bir şeyi yani. Elbette yapılacak. Yani gençlerimiz görmüş, dayanamamışlar buradaki üşüdüklerini. Ha, montunu vermişler. Ha, belki bir şey, onların şeyine derman olmamıştır ama işlerinden öyle gelmiş. Bu da yani Anadolu'nun bir şeyi. İyi bir şey yapmışlar yani. Onlardan da Allah razı olsun. Vermeyelim. Verecek de yani teknoloji azamiye indirelim. Daha şey olsa da mesela diyelim ki. Öyle mi? Yani gitmesin bize ya. Kalsın yani vergi. Tam değer olsun parası. Benim muhtıram da acı bir şey. Yok mühimmatımız patlıyor. 30 tane şehit var. Yok bilmem ne falan. Acı bir şey ya. Çok acı bir şey. Ya düşünsene al. Mehmet amca şimdi bak. 2 saat geçmiş arkadaş. 2 saat ya. Yani bulmuyor mu yani şu depoya karakolu yapıyor demek var. Ölmek ya da kalmak yani bu asker öyle yani bunun sonuçlarını düşünüp de bir tedbir almak